Rasyonel kök testi örnek soru 2. Bu videomuzda rasyonel kök testi metoduna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. 2x küp eksi 3x kare eksi 11x artı 6 eşit 0 denkleminin köklerini rasyonel kök testi yardımıyla bulun. Bir denklemin köklerini rasyonel kök testi yardımıyla buluyorken, ilk olarak bakmamız gereken şey, en büyük dereceli terimin katsayısı 1 mi değil mi? En büyük dereceli terimin katsayısı, burada x küptür en büyük dereceli, 1 değil, 2. O zaman muhtemel kök adaylarını şu şekilde, muhtemel rasyonel kök adaylarımızı şu şekilde belirleyeceğiz. En sondaki sabit sayının bütün pozitif ve negatif çarpanlarını çıkartacağız. Bu en baştaki en büyük derecelinin bütün pozitif çarpanlarına burada çıkarttıklarımızı sırasıyla böleceğiz. Onlar bizim muhtemel kök adaylarımız olacak. Eğer ki burası 1 olsaydı, direkt en sondaki sabitin pozitif ve negatif olan bütün tam sayı çarpanları bizim için muhtemel rasyonel kök adayları olurdu. Şimdi buradaki en baştaki x küpün en büyük derecelinin katsayısı 2. Bizim buradaki pozitif çarpanlar 1 ve 2. Buranın negatiflerini çıkartmaya gerek yok. Köklerde böldüğümüzde birbirini tekrar ettiği için sadece pozitiflerini almamız yetiyor burada. En sondaki pozitif negatif bütün çarpanlarını çıkartacağız şimdi bunun. 1, 2, 3, 6, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 6. Şimdi muhtemel rasyonel kökler. Muhtemel rasyonel kökler. Buradakilerin hepsini bir kere 1'e böleceğiz. Hepsini 1'e bölersek hepsi aynen gelir. 1, 2, 3, 6, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 6. Bir de hepsini 2'ye böleceğiz. 2'ye böldüğümüzde aynıları geldiğinde tekrar almayalım. 1 bölü 2. 2 bölü 2, 1 ediyor, var burada. 3 bölü 2. 6 bölü 2, 3 ediyor, var burada. Eksi 1 bölü 2. Eksi 2 bölü 2, eksi 1 var burada. Eksi 3 bölü 2. Eksi 6 bölü 2, eksi 3 var burada. İşte bizim bunlar muhtemel kök adaylarımız. Şimdi bunları tek tek götürüp bu denklemde yerine koyup denemeye başlıyoruz. 1 ile başlayalım. X eşittir 1. Buraya 1 koyduğumuzda 2, eksi 1 koyduğumuzda 3, eksi 1 koyduğumuzda 11, artı 6. 6 ile 2'yi toplarsak 8, eşit değil 0. Bu bizim için bir kök değil. 2'yi deniyoruz. 2'nin kübü 8, 2 ile çarptık, 16. 2'nin karesi 4, 3 ile çarptık, eksi 12. Eksi 22, artı 6. 22 eder, eşit değil 0. Bu da bizim için kök değil. 3'e geçelim. 3'ün kübü 27, 2 ile çarptık, 54. 3'ün karesi 9, 3 ile çarptık, eksi 27. Eksi 33. Artı 6. 60, eksi 60, 0. İşte kökümüzü yakaladık. X eşittir 3. Buradaki bu denklemin bir kökü. Yani bunun içinde o zaman anlıyoruz ki x eksi 3 çarpanıdır. Çünkü 3 koyunca x eksi 3'e 0 ediyor. Bunu gidip x eksi 3'e bölüp polinom bölmesi yardımıyla bunun geriye kalan ikinci derece parçasını bulacağız, çarpanının. 2x küp eksi 3x kare eksi 11x artı 6 bölü x eksi 3 yapıyoruz. En büyük derecenin aynısını oluşturacağız. 2x kare ile çarptık. 2x küp eksi 6x kare. Çıkartırsak 3x kare eksi 11x artı 6. Şimdi en büyüğünü oluşturacağız. Artı 3x ile çarpıyoruz. 3x kare eksi 9x. Çıkartırsak bunu da eksi 2x artı 6 etti. Eksi 2 ile çarpacağız bunu. Eksi 2x artı 6 çıkartırsak da 0. Demek ki o yukarıdaki denklem x eksi 3 çarpı
2x kare artı 3x eksi 2 ifadesine eşitmiş. Şimdi burada ikinci dereceye düştüğümüz için ya bunu delta ile çözelim köklerini ya da çarpanlarını ayırarak. Çarpandan ayrılıyor mu? Evet ayrılıyor. 2x ile x. Buraya artı 2, buraya eksi 1. Çapraz çarpıp topladığımızda ortadakini veriyor. Yani x eksi 3 çarpı 2x eksi 1 çarpı x artı 2 eşittir 0. Kökün biri 3. Zaten bulmuştuk onu. 2x eksi 1'i 0 eşitleyen 1 bölü 2. X artı 2'yi 0 eşitleyen eksi 2. Ve bizim köklerimiz 3, 1 bölü 2, eksi 2'ymiş. Bütün kökler rasyonel çıktı. Rasyonel çıkmaya da bilirdi. Bu şekilde bu örneğimizi de burada noktalıyoruz.